Selam. Herkese merhaba. Bugün Brezilya föni yapıyoruz. Öncelikle neden Brezilya föni yapıyorum? Çünkü benim saçlarım böyle kabaran bir saç ve kuruduğunda genelde kabarık bir şekilde kuruyor. Yani şu an hafif nemli saçlarım ama biraz daha kuruduğunda böyle kabarmaya başlıyor. Ben de bunu hiç sevmiyorum. Yani sürekli ısı verip düzleştirmektense düşündüm ki bir kere Brezilya föni yapayım. Birkaç ay bu şekilde rahatça kullanayım. Bir de yaz geliyor. Aslında hani yazın yaptırmayın diyorlar. Çünkü denize giriyorsun, daha çabuk bozuluyor, etkisini çabuk kaybediyor diyorlar ama ben aslında bunu daha çok yazın için istiyorum. Çünkü denizden çıktıktan sonra saçlarım kabarıyor ve ben de bu şekilde gezmek istemiyorum tabii ki. O yüzden böyle bir ürün aldım. Aldığım ürünü de göstereyim. Sam Fitness Professional markası. Bu Brezilya keratini olarak geçiyor. Diyor ki kıvırcık ya da dalgalı saçların uzun süre düz kalmasını sağlayan bir saç bakım ürünüdür. Ürünü saçınıza uygulayarak 4 ile 6 ay boyunca düz kalmasını sağlayabilirsiniz. Ürünü saçınıza uygularken kullanım kurallarına bağlı kalırsanız istediğiniz sonuca kolayca ulaşabilirsiniz diyor. Burada da epey anlatmış detaylı. Yani ben de almadan önce zaten okumuştum nasıl yapılıyor diye. Yorumlarına baktım. Ben bunu Trendyol'dan almıştım. Orada bir sürü yorum vardı. Böyle çok da kokmuyor falan diyorlardı. Hatta o yüzden özellikle bunu aldım. Çünkü çok koksun istemiyorum. Yine de her ihtimale karşılık yanımda maskem var. Eldivenlerimi de aldım ellerimi yakarsa diye. Şöyle bir boya kutum var. Bunun içine koyacağım birazdan. Bunu yapmadan önce de şampuanını kullanmanı söylüyor. Bu da şampuanı. Bu da tuzsuz ve parabensiz. Bir de bir şeyler daha yok diyor. Tamam. Silikon, formaldehit ve benzeri kimyasallarda yokmuş içinde. Ben bunu az önce kullandım. Diyor ki bunu yapmadan önce iki kere yıkıyorsun diyor ve hani 1-2 dakikada bekletiyorsun diyor. Ben en son artık ikinci şampuanlamamda 2 dakika beklettim. Bence bu güzel bir şampuan. Yani böyle hafif, çok köpürmüyor. Hatta ilk şampuanladığımda hiç köpürmedi. İkincisinde daha çok köpürdü. Ama böyle şey, kokusu da güzel, hafif formülü bir şampuan. Hoşuma gitti yani. Normalde de kullanacağımı düşündüğüm bir şampuan. Şimdi ben saçlarımı yıkadım. Saçlarım hafif nemli. Zaten bu şampuan yüzden bilmiyorum ama saçlarım nedense bugün böyle bir çabuk kurudu. Belki bilmiyorum. Saç kremi de kullanmadım. O yüzden de olabilir. Çünkü saç kremi kullanmayın diyordu. Sadece şampuanladım saçımı. Diyor ki iki kere yıkandıktan sonra hafif nemli şekilde saçlar kurutulur diyor. Benim kendisi kurudu. Nemli saçlara fırça yardımıyla Sam Fitness Professional keratin bakımı uygulaması yapılır diyor. Yani fırçayla bunları yapacağım. En son da mavi bir fırçam. Mavi bir tarağım var şöyle. Şu tarağımla da iyice dağıtacağım böyle her yere eşit dağılsın diye. Ondan sonra 15-20 dakika kadar kuruması için bekletiyoruz. Ardından da yavaş hareketlerle ve dikkatlice düz fön çekiyormuşuz. Bir de şey diyor, düz fönün dayanabileceğiniz en yüksek ısıda çekilmesi gerekiyormuş. Ona da dikkat edin. Yani saç kurutma makineniz yüksek ısıda çalışsın bunu yaparken. Sonra bu işlemden sonra düzleştiriciyle düzleştirmeye başlıyorsunuz. Diyor ki her tutamın üzerinden 2-3 kez geçtiğinize emin olmalısınız diyor. Yani bu da aklınızda bulunsun. Sonra bir de 2 gün boyunca da saç yıkanmıyor. 2 gün boyunca öyle bekliyorsunuz. Ürün iyice artık saçınıza oturuyormuş yani. Onu da beklemek gerekiyormuş. Rahatsız edici bir kokusu yok yani. Bunsuz da durur muyum? Aslında dururmuşum. Ama ben yine de ne olur ne olmaz diye takıyorum. Çünkü yine hafif bir kokusu var ama öyle göz yakan bir koku değil. Sadece koku yani. Hafif böyle bir birazcık yoğun. Ama dediğim gibi böyle nefes almaya engelleyecek ciğeri yakan bir koku asla değil. Her yerine yesin diye iyice. Bir şey değil mi? Elimle gerçekten çok daha kolay oldu. Boyayı bile bu şekilde yapabilir miyim acaba istesem böyle saçıma? Bu arada kremi birazcık fazla mı kullandım acaba bilmiyorum ki. Yani bu işe yararsa gerçekten hayat kurtarıcı. Hani direkt yıka ve çık. Öyle bir ürün. Benim saçıma gerçekten hem gür hem uzun. Kalın telli bir de.
Yani kuaförlerin kabusu oldum resmen. Benim saçımı görünce korkuyorlar yani. Diyor senin de ne saç varmış diyorlar. Böyle her saç kestirmeye gittiğinde aynı muhabbet. Saç gür. Uğraştırıyor. Şimdi ben bunu yaptım. 15 dakika boyunca beklemem gerekiyormuş. Bu ikisini set halinde ne kadar aldım? 90 liraya aldım sanırım. İndirimde diyordu. Yani işte 45-45 desen Brezilya fönünü 45 liraya almış oldum. Ki zaten bunun içindeki daha bitmedi. Ben yani üçte birini falan kullandım. Bildiğin şu an 10-15 liraya evde Brezilya fönü yapıyorum. Şimdi 15 dakika boyunca böyle bekleyeceğim. Bu biraz kuruyacak. Hatta ben birazdan bir güneşe çıkacağım. Dışarı çıkacağım böyle. O zaman 20 dakika sonra görüşürüz. Şimdi fön çekeceğim. En çok korktuğum yer burası gerçekten. Bu arada asla göz yakma durumu olmadı hala. Ama şöyle, dürüst olmak gerekirse kokusu var. Şöyle bir koku var. Şampuan kokar ya, onun daha yoğun koktuğunu hayal edin. Yani şampuan gibi kokuyor. Ama biraz yoğun. Yani hani böyle çok oda parfümü sıkılmış bir odaya girersiniz de böyle birazcık mideniz bulanır ya. Biraz ona benzer bir koku. Ama öyle genzinizi yakmıyor, gözlerim hiç sulanmadı zaten. Ama dediğim gibi koku biraz rahatsız edebiliyor. Yani çünkü yoğun bir koku birazcık. O yüzden şimdi kurutacağım. Biraz bir koku geldi. Şöyle aşağı. Hafif. Bir burnum yandı şu an. Hafif de olsa biraz yandı. Bir süre sonra biraz burnunuzu yakıyor yani hissediyorsunuz bunu. Öyle çok genzim yanmadı ama burnum birazcık şey oldu, rahatsız oldu. Şu an ben kendi çapımda bir fön çektim. Aslında çok böyle yapmadım ya da çok taradım, yavaşça şey yaptım. Kendisi zaten normalden daha düz bir şekilde kurudu. Üstleri hala birazcık bir yapışıklık var. Galiba o ürünün artık kendisinden kaynaklı sanırım. Yani çünkü artık saçım bayağı bir kurudu. Buralarında hala birazcık ürünler hafif var. Onu artık o şekilde yapacağım sanırım. Öyle kokusu çok yakmıyor ama bazen hani o fön makinesi de böyle hava getiriyor ya. Bir iki kere böyle hafif yaktı ama böyle genzim yanmadı. Nefessiz kalmadım. Gözlerim de yaşarmadı. Sadece hafif bir rahatsızlık verdi. Şimdi bir de düzleştiriciyle yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şu an düzleştiriciyle birlikte bir koku çıkıyor. Böyle biraz yakan bir koku. Hala yakmıyor ama böyle değişik tuhaf bir koku. Şu an farklı bir kokuya geçtik yani. Eğer bunu evde kendiniz yapacaksanız değişik kokulara hazırlıklı olun. Eğer çok bunalırsam bir çıkarım. Yani saçımdan dumanlar çıkması beni biraz endişelendirmiyor değil ama bu sonuçta bir kimyasal. Yani sonuçta saçınıza sürdünüz. Bir kimyasal sürüyorsunuz. Onun dumanı çıkıyor aslında. Saçınız yanmıyor. Ama hala şey yani. Nefes almam kötü değil. Öyle kötü rahatsız eden bir koku yok aslında. Hani bunsuz da dururum ama onsuz belki biraz daha rahatsız eder hani. Belki maske taktığım için daha rahat geliyordur. Hani hala gözlerimde hiçbir şekilde yaşarma falan öyle bir nefesim kesen bir şey yok yani. Hani o kuafördeki o eski tip mi denir artık bilmiyorum ama o tarz Brezilya fönünden değil bu. Ne görünüyor. Aslında baya güzel dümdüz oldu. Yani yıkandıktan sonra da böyle kalır mı? Bilmiyorum. Onu artık yıkandıktan sonra göreceğiz. O yüzden 2 gün sonra tekrar çekim yapacağım. Hatta arkalarını biraz daha düzleştireyim. Herkese merhaba. Şimdi 2 gün geçti. Pazartesi günü yapmıştım. Bugün çarşamba.
Bugün artık yıkayacağım saçımı. Aslında ürünün üzerinde şey yazıyordu, hani 2 gün bekledikten sonra yıkayın diyordu. Ama ben Brezilya föni yapan tanıdıklarımdan da duyduğum kadarıyla o süreç içerisinde tekrar düzleştirmek gerekiyormuş. O yüzden ben dün ve bugün bir daha baştan sona böyle düzleştirdim saçımı. Daha kalıcı olsun diye. Şimdi yıkayacağım. Yıkadıktan sonra size sonucu gösteririm. Artık hani su değdikten sonra nasıl oluyor birlikte görürüz. Şimdi banyodan çıktım. Çok hafif saçlarımı kuruttum. Yani görüyorsunuz birazcık düzlüğü, o eski düzlüğü yok şu an. Ama saçlarımı çok kurutmadım. Hala bazı yerler ıslak, belki kurunca daha mı düzleşir bilmiyorum. Ama yani yine de o eski kabarıklığı yok. Yani benim saçım normalde yeni banyo yaptıktan sonra inanılmaz kabarır. Ve yani şu an resmen gayet güzel bir saç şeklim oldu. Yani çok hafif dalgası var ama bence yine de çok bir problem değil. Yani yine güzel duruyor. Hatta şöyle gösterebilirsem. Şöyle görünüyor. En önemlisi yani kabarıklığı yok. Bir de ben şu an yeni banyo yaptım. Hani bu birazcık daha söner muhtemelen iyice kuruyunca ya da ertesi güne. Çok daha düz bir şekilde görünebilir yani. Şu anki şeyi bile çok güzel. Özellikle kafamın üstündeki o uçuşan saçlar yok. Yani bakımlı duruyor, güzel. Ben beğendim. Bu ne burada? Ben bunu kaç saattir böyle çekim yapıyorum, hiç fark etmedim. Ben bunu bir daha yaparım. Kaç ay gider bilmiyorum. Ürünün üzerine 4 ile 6 ay diyor. Ya şimdi yazın denize gireceğim için ben o kadar dayanacağını açıkçası düşünmüyorum. Bir de şuradaki dalgayı da zaten görünce artık hiç düşünmemeye başladım. Ama o aslında güzel bir dalga. Saçımı daha canlı gösteriyor. Çünkü dümdüz de olunca böyle bayağı pırasa gibi oluyor aslında. O yüzden hani hafiften böyle dalgası olması bence çok daha güzel yani. Sizinle de paylaşırım ileriki videolarımda ne kadar dayandığı, ne oldu, yazı geçirebildim mi böyle bir saçla. Yine konuşuruz o zaman. Öpüyorum. Bay bay.